Merhaba arkadaşlar. Bahçede çalışırken veya şiddetli bir rüzgar estiğinde herhangi bir fidenizin bu derece kırılması sizi üzerse, sizlerin biraz bilgisi varsa en azından o fideyi kurtarabilme şansınız olabiliyor. Ben şimdi bildiğim kadarıyla sizlere göstereceğim nasıl kurtaracağımızı. Sizler de aynı şekilde denersiniz. Öncelikle çok fazla olan yaprakları şöyle alın arkadaşlar. Eğer birbirine yapıştırma kaynak yapmak istediğimizde en azından gücünü yapraklara değil de dalına verdirtmiş olacağız. Bir nevi budamadan geçiriyoruz. Ama dikkat edin, fidenize zarar vermeyin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi büyük yaprakları almış olduk. Şöyle arkadaşlar. Ve şu kısma da dikkat ederseniz epey bir kurumuş. Hafif şöyle bıçağın ağzıyla bir soyun. Soyarım şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde soyalım. Geri kalan kısmına dikkat edelim, kopmasın arkadaşlar. Ben bir elimle kamera tutayım da biraz zorlanıyorum, kusura bakmayın. İki elle yapsanız daha kolay yapmış olursunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Kopardık. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar birbirine kaynak yaptırmaya çalışacağız. Dalımızı şu şekilde kaldırıyoruz. Pardon. Tek elle çalıştığım için biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle dalımızı kaldırdık. Bağlamak için de gene herhangi bir bitkinin, bu domates bitkinin daha önce kırılmış bir dalıdır, ıslak. Şöyle yumuşattım ki bağladığımda kırılmasın diye. Bununla saracağım o kırılan yeri. Şöyle yaş yaprağın bir parçasını şu şekilde kopartalım arkadaşlar. Şöyle dikkat edin. İkiye bölmeye çalışıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu şöyle destek olması açısından şu şekilde tutturacağız ve bağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle tutturacağız ve bağlayacağız. Şöyle arkadaşlar, domatesin herhangi bir fidesi de kırılmamak adına şu şekilde dikkat ederseniz yaptım. Şu kısma getiriyoruz. Kırılmış yeri. Şöyle arkadaşlar salıyoruz. Bütün aşılama yöntemi gibi bir sarma işlemi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu bu şekilde dalımızı kurtarmış olduk. Kırılan dalımız birkaç gün sonra tamamıyla kendini tutmuş olur ve dalımızı da meyvesini de kurtarmış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum sevgi ve saygılarımla. Bir sonraki videolarımı, daha önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Teşekkürler.